Ve Orta Doğu'ya döneceğiz sevgili izleyiciler. Orta Doğu'da neler yaşanıyor? Sürpriz gelişmeler var. Hiç umulmadık şeyler yaşanıyor. CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan'la birlikte İsrail'in Gazze'ye saldırısını konuşacağız. İdris, hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Başlıklara geçmeden evvel ben şöyle bir toparlama yapayım sevgili izleyiciler. Ne oldu şu ana kadar? Hemen bakalım başlıklara. Hamas'ın askeri kanadı İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurarak gece boyunca 5000 roket sevgili izleyiciler fırlattıklarını açıkladı. Ve İsrail Savunma Kuvvetleri ise gece boyunca devam eden roket saldırısı sonrasında bu sabah savaş durumu alarmı ilan etti. Aksa Tufanı önemli operasyon başladı. Şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'ün üzerinde yaralı olduğu belirtiliyor. Peki Hamas İsrail'e nasıl sızdı? Bu operasyon nasıl gerçekleşti? İşte bu noktada İdris Arıkan'a bırakalım sözü. Şimdi bununla ilgili tabii olasılıklar var. Şimdi Hamas militanlarının paramotor kullandığı yönünde iddialar var. Bir taraftan da bazı bölümlerde İsrail'in güvenlik duvarı olarak kullandığı bazı bölümlerin yıkılarak içeriye araçlarla girdiği yönünde iddialar var. Şimdi asıl sayı kaç? İsrail tarafı diyor ki 60'ın üstünde militan. Hamas militanı bu tarafa doğru geçti. Yani İsrail kentlerine geçti. Fakat öbür taraftan alınan bilgi bunun çok daha üstünde bir rakamdan bahsediliyor. Hatta can kayıpları sayısında da bir işte 22 gibi bir ifade kullanılıyor. İsrail Medik'ten, İsrail Sağlık Bakanlığı, sağlık ekiplerinden gelen bir sayı. Fakat işte 500 üzerinde bir yaralıdan bahsediliyor ki bu sayı çok büyük bir rakam. İsrail 545 açısından. 545 hatta. Hatırlarsın savaşta, İsrail Lübnan Savaşı'nda İsrail'in can kayıpları yüzlerle falan ifade ediliyordu. Şimdi bir günde, bugün sabah itibariyle 20'nin üstünde, 22'nin üstünde bir can kaybının olduğu söyleniyor. En az, evet, 22 deniyor. Şimdi adım adım gidersek, burada asıl mesele şu. Hamas militanların, bölgeye giren militanların birçok kişiyi rehin aldığı ifade ediliyor. Bu sayıyla ilgili bir bilgi yok. Hatta bazı militanların İsrail tarafındaki İsrail askerlerini, güçlerinde görevli bazı askerlerin Hamas militanları tarafından Gazze'ye götürüldüğü, Gazze'de tutulduğu iddia ediliyor. Yani bir geçişkenlik de sağlanmış. Hamas'ın militanları hem İsrail'e geçiyor, bir de geri dönüp bu kişileri rehin olarak götürebiliyor. Görüntüler var. İşte görüntülerde neler var? Bazı İsrail zırhlarının, tanklarının tahrip edildiği. Hatta bazı, şimdi bak mesela şu anda o kelebeğe yansıyan görüntülerde görüyorsun. Bir Hamas militanı paramotorla İsrail'in bir kentine iniş yapıyor. Bu ne demek? Bu demek ki böyle bir birim oluşturulmuş ve bu birimle birlikte Gazze sınır kenarındaki bölgelere Hamas militanlarının indirildiği belirtiliyor. Sayı ne demiştik? 60 demiştik. Bu İsrail makamlarının İddiasına sayısı. İddiasına göre, evet. Bu rakamın çok üste bir rakam olduğu iddia ediliyor. Burada inen militanların orada askeri bölgeleri, askeri kişileri yetkisiz hale getirip tam tersi yönde bir geçişkenlik sağladığı ifade ediyor. Bakın bu görüntüyü Hamas yayınladı. Gördüğünüz gibi paramotorlar çalıştırılıyor. Bu görüntüde bile 2-3 kişinin bölgeye sızmak için paramotor kullandığını görüyoruz. Şimdi İdris Arıkan, bu paramotorlar bile bu kadar rahat nasıl geçebiliyor? Normalde İsrail'in biliyorsun bölgede çok büyük bir güvenlik önlemi var. Hem güvenlik duvarı var, şu duvar. Hem de bölgede demir kubbe denilen füzelere karşı bir önlemi var. Fakat bugün sabah itibariyle bunların ikisinin de çalışmadığı, güvenlik ekiplerinin çok iyi çalışmadığı görülüyor. Zaten görüntülerde göreceksin. İsrail karakollarına, askeri birliklerine karşı bunların operasyon yaptığı ve içlerine kadar girdiği görülüyor. Bu Hamas'ın yayınladığı görüntü. Evet. Şimdi ne oldu? Kim ne diyor? İsrail Başbakanı Netanyahu diyor ki biz şu an savaştayız ve kazanacağız diyor. Fakat özellikle İsrail acil servislerine yönelik birçok çağrı var. Mesela İsrailli yalvarıyor ki yardım kuruluşuna beni alın. Biz burada işte çok zor durumdayız, tehdit altındayız fakat ordu gelmedi diyor. Yani orduya karşı bir güvenin düştüğünü de söylemek mümkün İsrailliler tarafından. Sonra bir tanesi mesela bu İsrail gazetelerinden okuyorum aynı zamanda bunları. Tel Aviv'de oturan bir kişi kız kardeşinin onu aradığını, evlerine militanların girdiğini fakat ondan daha sonra haber alamadığını söylüyor ki
Bu da İsrail'de, aslında İsrail'de yaşananları daha çok ortaya koyan bir şey. Bir dipnotta ben ilave edeyim istersen İdris. Şöyle, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden bir tanesi, şu ana kadar yaşanılanlar hiçbir şey, önümüzdeki saatlerde daha ne sürprizlerimiz var şeklinde bir enteresan açıklama daha yaptı. Çok Hamas militanları tarafından çok iyi hazırlanılmış, istihbaratı çok iyi yapılmış. İsrail istihbaratı açısından da büyük bir felakete yol açan bir operasyon gibi görüntü oluşuyor şu anda. Çünkü gelen görüntü, şu görüntü dahi İsrail'in bu sırada hani tırnak içinde uyuduğunu görüyoruz. Yani 60 kişi dahi geçse İsrail tarafına Gazze'den paramotorla ve İsrail bunu fark etmediyse büyük bir güvenlik skandalı oluyor İsrail'de. Bu hükümeti de büyük bir şekilde sarsacağı kesin. Şimdi baktığımızda bir bölgede, rahat denilen bir bölgede kaos ve şaşkınlık var deniyor İsrail gazetesinde ve 75 bin kişinin burada güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığı söyleniyor. 75 bin kişi, öyle söyleyeyim, hani sayı da, rakam da çok yüksek. İsrail'e Gazze tarafından 2500'ün üstünde roket atıldığı ifade ediliyor. Bu da demir kubbe konusunu gündeme getiriyor. Demir kubbeyi hatırlarsın, İsrail 7 kapsamlı bir füze savunma sistemi oluşturmuştu ve füze savunma sistemi ile birlikte hiçbir roketin o bölgeye geçemeyeceği iddia ediliyordu. Fakat 2500'den büyük bir kısmının bazı yerleşim yerlere düştüğü biliniyor. Belli ki bu kubbe belli bir sınırda roketi önleyebilecek şekilde dizayn edilmiş olabilir mi? 2500 ve üzeri noktasında bir hayli sıkıntı yaşandığı görünüyor. Buna benzer bir durum 2006'da da olmuştu. O zaman da hatırlarsın, İsrail-Lübnan Savaşı sırasında Hizbullah'ın roketlerini o dönemde İsrail durduramamıştı. Hatta o yüzden de barış olduğu, tırnak içinde zorunlu bir barışa dönüştüğü savaşın söylenmişti. Ancak daha sonra yenileme yaptı ve bu tür konularda, bu tür işte saldırılarda güvenlik açısından bir sıkıntı olmayacağı söylenmişti. Fakat doğru çıkmadı. Evet. Şimdi baktığımızda, asıl bu haritada baktığımızda şöyle bir şey var. Burası Gazze ve Gazze dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer. Büyük bir açık hava hapishanesi. Tırnak içinde söylüyorum bunu. İsrail buraya ambargo, yaptırım, abluka uyguluyor ve buraya herhangi bir geçişin sağlanması çok zor. Yani mesela Erez kapısından İsrail'e giderseniz özel izinle gidiyorsunuz. 4-5 tane kapıdan geçiyorsunuz. Bu havalimanlarında gördüğünüz X-ray'lere giriyorsunuz. Buradan silahlı bir şekilde bu tarafa geçmek zaten mümkün değil. Buradan araba geçirmişler. Pikaplar, araç geçirmişler. Beyaz pikaplar geçmiş yani. O enteresan bir şey. Burada Siderot ve bu özellikle bu askeri üsse saldırı olduğu söyleniyor. Siderot'ta büyük bir çatışma olduğu söyleniyor. Sokaklarda çatışma olduğu söyleniyor. 3-4 yere işte Tel Aviv'e, Aşkelon'a ve Aşdod'a roket saldırıları şu olduğu ifade ediliyor. 14 şehirde ciddi çatışmalar olduğu bilgisi var İdris. Henüz teyit edilmedi ama rakam önemli. Bunun nedeni şu, evet, İsrail içlerinde yaşayan Araplar da var. Bu tür durumlarda aksi bir aynı zamanda oralarda da ayaklanmalar, küçük ayaklanmalar olabilir. O yüzden İsrail'de durum çok kritik diyoruz. O yüzden İsrail Başbakanı çıkıp savaştayız ve biz bunu kazanacağız ifadesini kullanıyor. İsrail savunma, işte İsrail kabinesi toplanıyor. İsrail kabinesi toplanıp işte biz buna bir operasyon değil, savaş diyoruz ifadesini kullanıyor. Çünkü savaş İsrail'in içine taşınmış durumda. Hemen bağlayalım İdris. Reci uyarıyor beni. Bakacağız gelecek saatler ne gösterecek. Bunlar çok hassas dönemler. İsrail açısından özellikle söyleyeyim, İsrail gibi güvenlik proksisinin çok yüksek olduğu, çok net olduğu ve çok sert olduğu bir ülkede bunun yaşanması İsrail açısından bir kaos ve öngörülmeyen bir döneme giriş demek. Konuşacağız sevgili izleyiciler. Kısa bir ara verelim. Yeni saatte tekrar birlikteyiz.